Güney Sudan'da savaş 5. yılına girdi. Dünyanın en genç ülkesi 2011 yılında bağımsızlığını kazanmış, Sudan'dan ayrılmıştı. Çatışmaların başladığı 2013 yılından bu yana 4 milyonun üzerinde kişi savaş yüzünden yerinden oldu. 7 milyon kişi açlık riskiyle karşı karşıya. Unity eyaletinin başkenti Bentiu, Güney Sudan iç savaşının başından bu yana en yoğun çatışmalara sahne oluyor. Bölgedeki sivilleri koruma kampına insan akını son günlerde yeniden yükselişe geçti. Ülkedeki en büyük göçmen kampı niteliğindeki sivilleri koruma kampında 120 bin kişi yaşıyor. Kampa sığınan kadınların büyük çoğunluğu şiddete ve cinsel saldırıya maruz kalmış. Tecavüz burada da bir savaş silahı olarak kullanılıyor. Nehrin kenarında çok sayıda kadındık. Bir sabıkalı gelip aramızdan 7 kişiyi seçti. Bizi ormana götürdüler. Hepimiz tecavüze uğrayacağımızı biliyorduk. Bu her savaşta yaşanıyor diyerek birbirimizi teselli etmeye çalıştık. O gün tecavüze uğramasak, ertesi gün uğrayacağımızı biliyorduk. İstatistiklere göre Güney Sudanlı kadınların %65'i cinsel ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Cinsiyete dayalı şiddetle savaşta kilit rol oynayan UNICEF'e göre alarm verici bir durum. 2013'ten bu yana kadınlara uygulanan cinsel şiddet vakalarında büyük bir artış söz konusu. Kadınlara düzenli bir şekilde saldırılan bölgede durum bir salgın hastalığa dönüşüyor. Vaziyet günden güne kötüleşiyor. Saldırıya uğramış kişilere yardım etmek için, önlem almak için neler yapılabilir? Uluslararası Kurtarma Komitesi IRC, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Ofisi ECO'nun finansmanı ve UNICEF'in koordinasyonuyla 4'ü kampın içinde, ikisi dışında olmak üzere 6 kadın merkezi işletiyor. Kamptaki kadınların yarısından fazlası tecavüz, cinsel şiddet mağduru. Bu saldırılar buraya gelmeden önce yaşanmış olabilir ya da kamptan çıktıkları zamanlarda veya kampın içinde. Onlara psikolojik destek sunuyoruz. İhtiyaç duyabilecekleri tedaviler ve almaları gereken tıbbi önlemler hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Kampta yaşamaya başlamış olmak saldırıların son bulduğu anlamına gelmiyor. Uluslararası Kurtarma Komitesi her hafta yaklaşık 20 tecavüz, 10 fiziksel saldırı olayını rapor ediyor. Odun toplamak gibi günlük işler yüksek risk içeriyor. Şiddete karşı Barış Gücü Sivil Toplum Örgütü buna engel olmak için 3 yıldır kamp sınırlarını denetliyor. Odun toplamaya giden kadınlarla kampa döndüklerinde konuşarak gözlem yapıyoruz. Güvenlik hakkında onlardan bilgi topluyoruz. Bu bilgileri diğer kadınlarla paylaşarak tehlikeli yerlere gitmelerine engel olmaya çalışıyoruz. UNICEF'in ve Avrupa Birliği'nin desteklediği sivil toplum örgütü şiddete karşı barış gücü, mağdurları hastanelere ve kadın merkezlerine yönlendiriyor. Ancak saldırıları engellemek, sonrasında destek vermekten çok daha zorlu bir iş. Bazı adamlar geldi. Diğer tüm kadınlar kaçtılar. Ama benim için artık çok geçti. Beni yakaladılar. Şimdi kamptan dışarı çıkmaya çok korkuyorum. Ama başka çarem yok. Çocuklarıma bakmak için çıkmak, odun toplamaya gitmek zorundayım. Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Ofisi gibi kurumlar, savaş döneminde yaşanan cinsiyete dayalı şiddet olaylarıyla baş etmenin daha etkili yollarını arıyor. Avrupa Birliği de bu amaçla tüm siyasi aktörleri cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede yeni bir hareket planı oluşturmaya çağırdı. Bu Avrupa Birliği'nin liderliğinde 70'in üzerinde üyeye sahip uluslararası bir girişim. İnsani yardım açısından daha kapsamlı, bağlayıcılığı olan bir anlaşma üzerinde çalışılıyor. Hedef insani yardım kuruluşlarının gerçek anlamda önlem almasına olanak sağlamak. Cinsel saldırı Güney Sudan'da çok ciddi boyutlara ulaştı. Etnik topluluklar birbirlerinden bu şekilde intikam alıyor. İnsani yardım kuruluşları mağdurların yeniden hayata sımsıkı sarılması için çaba sarf ediyor.